Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Buz Yalı Bölüm 95. Kucağımda Ela ile merdivenleri inerken Leyla'nın sesini duymamla kızımın teyzelerinin geldiğini anladım. Zaten iki seçenek vardı, ya teyzeler ya da dayı gelirdi. Amcalar gün içinde çalıştıkları için ancak akşam bizi ziyarete geliyorlardı. Gerçi Tunç da gün içinde çalışıyordu ama o çoğu zaman sırf bizi görmek için İşten erken çıkıp Ela'yı sevmeye geliyordu. Salona girdiğimde Leyla oturduğu koltuktan ''Ela!'' diye fırlayıp bize doğru koştu. Ellerini havaya kaldırıp bana gösterdi. Ellerimi ve yüzümü yıkadım, kucağıma alabilir miyim diye sordu. Ela'yı kucağına doğru uzattım. ''Alabilirsin tabii ki.'' Leyla temkinli bir şekilde Ela'yı kucağına aldı. ''Aşkım, sen nasıl da güzelsin, oyo yerim ben seni.'' Bana arkasını dönüp ''Elif abla, baksana ya, çok minnoş, çok tatlı.'' Yüzümde büyüyen gülümsemeyle Elif'e baktım. O da gülüyordu. ''Sen getirsene yanıma. Ben ayakta tutamam şimdi onu.'' Eliyle dizlerine vurdu. ''Kucağıma ver.'' Leyla Elif'e doğru yürüyüp Ela'yı kucağına verdi. İki kız Ela'ya hayran hayran bakarken kızımın keyfi yerindeydi. ''Ahu çiçeğim.'' Arkamı döndüm ve elinde poğaça yiyen Berna ile burun buruna geldim. ''Sen ne zaman geldin?'' ''Kızlarla birlikte geldim.'' ''Hayır, yanlış. Bizi erkenden kendisi zorla getirdi.'' dedi Elif bütün soğukluğuyla. Berna omzunu kaldırıp indirdi. ''Kafede daha fazla kalamadım. Evet, Çağlar'a sinirliyim ama beni ararsa açarım ve en önemlisi birlikte gelmeyi teklif ederse hop üstünü hemen atlarım. Kendime güvenmediğim için ben de böyle bir çözüm buldum.'' ''Anlamaya çalışıyorum.'' dedim. ''Aman.'' dedi uzatarak. ''Çok da takılma. Beni arayacak, ulaşamayacak.'' Elini havaya kaldırıp tırnak içinde işaret yaptı. O çok kıymetli vaktini bana ayırıp bana bakmaya gelecek ve Sarp'tan buraya geldiğimi öğrenince de delirecek. Başını salladı. Biraz da o delirsin. Elindeki poğaçanın hepsini ağzına attı. Hızlıca çiğneyip yuttuktan sonra elleriyle saçlarını kulağının arkasına sıkıştırdı ve ellerini birbirine vurarak ''Teyzesinin çiçeği haniymiş benim bal böceğim?'' diyerek kızların yanına doğru yürüdü. Berna'ya sadece şaşkın şaşkın bakmaktan başka hiçbir şey yapamıyordum. Ruh hali sürekli değişkenlik gösteriyordu. Kesinlikle Çağlar onun bütün dengesini bozuyordu. Onların yanına adımlayacakken kapı çaldı. Hemen ardından Meltem'in ''Ben bakıyorum'' diyen sesi duyuldu. Homurdanan Elif'le göz göze geldik. Yanlarına geldiğimde başını kaldırıp bana baktı. ''Bu kız akşam burada mı kalacak?'' diye sordu. ''Evet, burada kalacak.'' Elif gözlerini devirdi. Bütün keyfim kaçtı. Bakışlarını kucağındaki kızıma çevirdi. ''Sen de olmasan burası hiç çekilmez Ela bebiş.'' Elif'i tanımlayacak olsam tek kelimeyle soğuk neval ederdim. Allah'ım, öldüm sanki, cennet böyle güzel olamaz. Tunç'un sesiyle bakışlarımız ona döndüğünde o, Elif ve kucağındaki kızıma bakıyordu. Şaşkınlığımı gizleme gereği duymadan abi dedim sorar gibi. Güzelim dedi, yanıma gelip beni kolların arasına aldı. Kısaca bana sarıldıktan sonra kollarını benden ayırıp Elif'e doğru adımladı. Tam Ela'ya uzanacakken Melih'in gür sesi duydu. Aklından bile geçirme, uzaklaş kızımdan. Niyeymiş o? Ellerini havaya kaldırıp kendisine doğru gelen Melih'e gösterdi. Ellerimi yıkadım, yeğenimi seveceğim. Melih eğilip Elif'in kucağından kızımızı kendi kucağına aldı. Sevmek falan yok. Benim kızım sevilmekten pek hoşlanmıyor. Sen yanlış biliyorsun bence dedi Tunç ve Elif'e yandan bir bakış atıp Melih'le göz teması kurdu. Kaslı kollarımda mışıl mışıl uyuyor. Lan! Sesini yükselttiği için Ela'ya baktı. Garibim, Ela o kadar sakin duruyordu ki anlatamam. ''Sen niye bu saatte geldin lan? Şirkette çalışıyor olman gerekmiyor mu?'' Tunç koltuğa oturdu ve başını kaldırarak Melih'e baktı. ''Senin de çalışman gerekiyordu ama görüyorum ki sen derkenden çıkmışsın.'' ''Aynı şey mi lan? Ben patronum oğlum. Canım ne zaman çıkmak isterse o zaman çıkarım. Sana hesap mı vereceğim?'' ''Aynı şey tabii.'' diye diklendi Tunç. ''Ben de hem abim hem de dayıyım, yani erken çıkabilirim. Gerçekten bazen hem kocam hem de abim fazla abartıyorlardı. Başımı ağrıtmışlardı.'' Melih Tunç'a cevap vermek için dudaklarının araladığında ''Tamam, yeter artık, uzatmayın.'' dedim ve ekledim. ''Akşam oldu zaten. Bir saat erken ya da geç ne fark eder?''
Hadi hep birlikte yemek yiyelim, diğerleri de gelir zaten. Harika fikir dedi Berna. Melih ağzının içinden homurdandı. Tunç Elif'e gözlerini dikti. Elif sinirlenip salondan çıktı. Leyla ciğere ulaşmaya çalışan kedi misali Melih'in salında solunda dolanıyor. Ela'yı kucağına almak istediğini Melih'e söylemeye çalışıyordu. Birkaç adımda Melih'in yanına gidip Ela'yı kucağından alıp Leyla'nın kucağına verdim. Leyla 32 diş sırıtarak koltukları ilerlediğinde Melih'le göz teması kurdum. Azıcık sakin ol. Yemeği hazırlamak için mutfağa gidiyorum. Melih'ten gözlerimi çekip Tunç'a baktım. Sorun çıkartmadan oturun. Sen onu kocana söyle ahu, sorunları hep o çıkartıyor güzelim. Ulan yarından itibaren seni her gün mesaiye bırakmayan Melih'i bütün İstanbul derken küfretti. Bakalım o zaman aklın estikçe buraya gelebilecek misin? Başımı iki yana salladım. Gerçekten ikisi umutsuz vakaydı. Oldukça hareketli geçen bir akşam yemeği yemiştik. Herkes birbirine laf sokup duruyordu. Herkesten kastım Melih, Tunç, Elif ve Meltem dörtlüsünden bahsediyorum. Konuşma bu dörtlünün arasında dönüp dolaşıyordu. Gerçekten akşam toplanalım dediğime pişman olmuştum. Yemekler yendikten sonra kızlar Sevgi Hanım'a yardım etmiş, ortalığı toplamışlardı. Ben de Ela'nın karnını doyurmuştum. Akşamın ilerleyen saatlerinde ise Ezgi, Ufuk, Osman, Çağlar ve Mehmet abi de gelmişti. Çağlar gelir gelmez Berna'yı kolundan tutarak mutfağa çekmişti. Tekrar içeriye girdiklerinde Çağlar'ın kaşları çatık, Berna'nın ise yüzü gülüyordu. Bu durum benim gibi Ezgi'nin de gözünden kaçmamıştı. Şimdi ise kızlar içeride oturmuş çay içiyorduk. Melihler ise havanın soğuk olmasına aldırış etmeden kış bahçesinde oturmaya karar vermişlerdi. Bahçede oturmalarının en büyük sebeplerinden biri de Tunç ve Osman hariç hepsinin sigara içiyor olmasıydı. Berna ve Ela'yı kucağıma almış, telefonu da Leyla'ya vermiş, sürekli fotoğraf çekmesini istiyordu. Berna'nın kucağında ağlamaya başlayan kızıma uzanıp kendi kucağıma aldı. Gözleri küçülmüştü yavrumun, uykusu gelmişti. Uykusu geldi dedim Berna'ya ve ekledim. Zaten şimdiye çoktan uyuması gerekiyordu. Kızımı göğsümün üstüne koyup hafifçe salladığımda zaten kapanmaya az kalmış gözleri de kapandı. Onu gözümün önünden ayırmak istemediğim için oturduğum üçlü koltuğun üstüne koydum ve yanına yastıkları dizdim. Hemen yanı başında da ben oturdum. Çağlar abi gözlerini buradan çekemiyor derken gülümsedi Ezgi. Ne yaptıysan işe yaramış gibi. Gelir gelmez seni mutfağa çekmeler falan. Tabii canım, maymun gözünü açtı bir kere. Leyla Ela'nın ayak ucuna geçip oturdu. Bu kızın bu kadar çok bebek hayranlığı olduğunu bilmiyordu. Resmen geldiğinden beri gözlerini Ela'dan ayırmamış, her fırsatta kucağına alıp sevmişti. Çağlar abiyle aranız kötü mü ki diye soran Elif'le bakışlarımı tekrardan kızlara çevirdim. Kötü değil canım dedi Berna. Sadece Çağlar aşırı ilgisiz ve ben bundan çok rahatsızım. Azıcık burnunu sürtmem lazım. İnşallah bu kez söylediklerin arkasına durursun Berna'cığım dedi Ezgi. Berna ağzını açıp cevap verecekken cam bahçe kapısı açıldı ve Çağlar içeriye girdi. Berna'nın yanına gelip dik dik yüzüne baktı. Berna, senin telefonun mu bozuk diye sordu. Yok, bozuk değil. O zaman internetin mi bitti? Yok, internetim de var aşkım. Ezgi sesli bir şekilde uyarı niteliğinde boğazını temizledi. O zaman neden az önce Ela ile birlikte fotoğrafını bana atmadın? Normalde günde 850 kez bana Ela ile olan fotoğraflarını atar, bundanımız olsun mu diye beni darlardın. Çağlar konuştukça Berna'nın bal rengi gözleri parlıyordu. İnşallah Çağlar'a dayanamayıp yelkenleri suya indirmezdi. diyerek boğazını temizledi ve kendini topladı. Ay işte sen de az önce dedin ya, günde 850 tane fotoğraf attığımı. Bu yüzden ben de bu kez fotoğraf atmadım. Çağlar kıstığı mavi gözleriyle Berna'nın yüzüne baktı. Kısa bir süre düşündü ve başını iki yana salladı. Var sende bir şeyler ama hadi hayırlısı. Elini Berna'nın alnına götürüp ateşini ölçtü. Ateşin de yok. Bugün bir garipsin. Niye telefonun kapalı diyorum, farkında değilim diyorsun. Niye beni beklemedin diyorum, canım istemedi diyorsun. Tuhaf. Saçını kaşıdı. Çok tuhaf. Berna neredeyse gözlerinden kalpler fışkıracak derecede Çağlar'a bakarken Çağlar eğilip Berna'nın saçlarını öptü. Sen yine de bana o fotoğrafları at dedi ve dışarı çıktı. Az önce olanları gördünüz değil mi kızlar diye soran Berna şaşkın şaşkın gülümsüyordu. Kollarını uzattı. Biriniz beni çimdiklesin, olanlara inanamıyorum. Ezgi Berna'nın üzerine atılıp onu çimdiklediğinde Berna çığlık attı. Biz ise bu haline kahkahalarla güldük. Meltem hayırlı olsun. Hastanede işe başlıyormuşsun. Senin adına çok sevindim dedi Ezgi. Meltem samimi bir şekilde gülümseyip teşekkür ederim. Önümüzdeki ayın birinde başlayacağım inşallah. Hayırlı olsun dedi Berna ve ekledi. Yüzü unutma ama gel arada. Gelirim tabii. Gelir tabii dedi Elif oburlanarak.
Hiç burayı boş bırakır mı? Göz önünde bulunmak ister. Elif, iyi kastettim. Ne var? Konuşuyoruz sadece. Sorun yok Ahu Hanım derken Meltem gözlerini Elif'e dikti ve kaşlarını havaya kaldırdı. Tatlım, boş bırakmaktan kastım sadece burası için mi? Başka boş bırakmadığın yerlerde mi var tatlım? Elif, Meltem'in imasına karşılık geri durmamış, onun meydan okumasına karşılık vermişti. Ama keşke vermeseydi. Ne oluyor kızlar diye soran Ezgi'nin sorusu havada asılı kaldı. Yok yok, boş bırakmadığım tek bir kişi var. İnan boş bırakmayı da düşünmüyorum, haberin olsun tatlım. Elif sinirden alt dudağını ısırdı. Bana bak, senin derdin ne kızım diye çıkıştı. Benim derdim belli. Asıl senin derdin ne? Sen onu söyle. Kızlar, dedim araya girerek. Neyin tartışmasını yapıyorsunuz? Meltem derin bir nefes aldı ve arkasına yaslandı. Boğazını temizleyip içerideki herkese, en çok da Elif'i bozguna uğratacak bir şeyi itiraf etti. Biz Osman'la görüşüyoruz, sevgiliyiz. Berna ve Ezgi, Leyla şaşkınca Meltem'e bakarken Elif'in gözlerinin seyirdiğini gördüm. Yüzünde şaşkınlık, kızgınlık, kıskançlık ve hayal kırıklığı vardı. Kızlar üzerindeki şaşkınlığı atıp hayırlı olsun deyip tebrik etti. Elif ise kav gelmiş gibi öylece Meltem'e baktı. Daha sabah aramızda kalsın diye benden ricada bulunan Meltem, yaşadığı küçük çaplı bir kıskançlık sonucunda Osman'la ilişkisini olduğu gibi açıklamıştı. Kıskanan bir kadından daha çok gözü kara hiç kimse yoktu. Bolca itiraflı geçirdiğimiz gecenin sonunda herkes evine gitmek için bizden ayrılmıştı. Melih dışarıda korumalarıyla konuşurken ben de uyuyan kızımı yukarıya çıkarttım ve yatak odamızdaki beşiğine yatırdım. Giyim odasına girip geceleri Ela'yı emzirdiğim için rahat olsun diye askılı şort takım gecelimi giydim. Banyoya girip dişlerimi fırçaladım. Saçlarımı ensemle toplayıp yüzüme krem sürdüm. Banyonun kapısı bir kez tıklatıldı, ardından ahu diye seslendi Melih. İçeriye gel, dedim. Melih kapının kolunu indirip içeriye girdi. Kapıyı kapattı, gözlerini üzerimde gezdirdi. Bana doğru yavaş adımlayıp arkamdan belime sarıldı. Dudaklarını çıplak omzuma bastırdı. Ela uyuyor. Hı hı. Bir anda beni kendine çevirip iki eliyle yüzüme avuçladı. Burnunu yanağım boyunca sürtüp dudaklarıma yapıştırdı. Kısa bir öpücük bırakıp geri çekildi. Çok özledim. Bir kez daha dudağımdan öptü. Kanaman devam ediyor mu diye sordu. Etmiyor, dediğimde ellerim çoktan gömleğinin düğmelerine gitmiş. Hatta üstten üç düğmesini bile açmıştı bile. Ben de çok özledim. Geri kalan düğmeleri de açtım. Melih'in üzerindeki gömleği çıkartıp yere attım. Artık sabır falan kalmamıştı. Melih dudaklarıma yapışıp beni tutkuyla öpmeye başladı. Ben de ona aynı şekilde karşılık verdim. Melih birden ellerini bel oyuntuma koyup beni havaya kaldırdı ve lavabo tezgahına oturtturdu. Dudaklarını dudaklarımdan ayırmadan üzerimdeki askılı kıyafetin askısını aşağı indirdi. Dudaklarımı serbest bırakıp geri çekildiğinde ikimiz de nefesimizi düzene sokmaya çalıştık. Şu an kendini benim gözümde görseydin çıldırırdın ahu. Büyük elinin işaret parmağını çeneme sürttü. Deli oluyorum sana. Dudaklarımdan bir inleme firar etti. Ah Melih, Melih sana kurban olsun yavrum. Ela'nın ağlayan sesi gelmesiyle Melih'i hızla ettim. Kızımızın varlığı yanan ateşimizi içimizde söndürmemize yetmişti. Ela'nın ağlama sesi daha fazla yükselince hemen oturduğum lavabo tezgahından aşağı indim. Melih'in alev alan Ela gözlerini ve hırıltılı çıkan nefesini hiçe sayarak omuzlarımdan aşağı düşen askılarımı kaldırıp üzerimi düzelttim. Hayır, dedi Melih yakarır gibi. Hayır, bunu kabul etmiyorum ahu. Ela Melih'in söylediklerini duyup anlamış gibi daha da yükseltti sesini. Banyo kapısını açtım ve dışarıya çıkmadan önce omzumun üstünden Melih'in düşen yüzüne baktım. Bu durumu kabul etmekten başka şansın yok kocacığım. Banyodan çıkıp kapıyı kapatmadan önce Melih'in ahu diye seslenmesini, pardon düzeltiyorum haykırmasını duydum. Hızlı adımlarla Ela'nın beşiğine doğru ilerledim ve beşiğin içinde küçük dudağını büzerek ağlayan kızımı kucağıma aldım. Şşş, tamam anne. Sakinleşmesi için kucağımda hafifçe sallayıp belini okşadım. Ela biraz daha sakinleşince hızlı hareketlerle yatağımın üstüne bağdaş kurarak oturdum. Hemen göğsümü açıp arsız ve aç kızımın süt emmesini sağladım. Ela istediği şeye kavuşmanın huzuruyla süt emerken ben de onu izliyordum. Melih ise hala banyodan çıkmamıştı. Ya hala benim gelmemi bekliyordu ya da soğuk bir duş alıyordu. Büyük ihtimal ikinci seçeneği yapıyordu. Melih'in yüz ifadesi gözlerimin önünde belirdiğinde kendimi tutamayarak kıkırdadım. Ela emmeyi bırakıp bir iki saniye bana baktı, sonra tekrar emmeye başladı. Onun bu masum haline dayanamadım ve eğilip başının üstünden öptüm. Oh, mis gibi kokuyorsun. Baba azıcık sinirlendi. Bir kez daha kıkırdadım. Bu sinirle banyoyu yakmasa bari. Ben kendi kendime konuşup kıkırdarken banyonun kapısı açıldı ve Melih
beline sardığı havlu ile homurdanarak banyodan çıkıp giyinme odasına girdi. Bunu yaparken asla bizim olduğumuz tarafa bakmamıştı. Ela'nın saçını okşadım. Bak gördün mü? Çok kızmış aslan babamız. Ela küçük gözleriyle yüzüme bakıyor. Aynı anda da sanki günlerdir aç bırakmışız gibi süpürüyordu. Bir, iki dakika sonra Melih üstünü giymiş bir vaziyette yanımıza doğru ilerledi. Yatağın boş kısmına oturdu. Eliyle saçlarını düzeltti. Derin bir nefes aldı ve önce benimle kısa bir göz teması kurduktan sonra bakışlarını kucağımda süt emen kızımıza çevirdi. Güzel kızım, babam derken Ela'nın göğsümün üstünde duran küçük elini okşadı. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Bütün dikkatimi verip küçücük kızımızla anlaşma yapmaya çalışan kocama baktım. Nasıl bir anlaşma yapacağını merakla bekliyordum. Bak şimdi dediğinde bu kez okşadığı eli öptü ve Ela'nın gözlerinin içine baktı. Ela da babasının bu temasından hoşnut bir şekilde emmeyi bırakıp tıpkı babası gibi gözlerini babasının gözlerine dikti. Baba kız olarak seninle anlaşabileceğimizi düşünüyorum derken işaret parmağıyla Ela'nın yüzünü okşadı. Sonra yavaşça işaret parmağı açık Ela'nın yüzünü okşadı. Bütün gün annen senin, akşam 2 saat benim olacak. Ela babasının söylediklerini anlıyormuş gibi mızmızlandı ve başını çevirip göğsüme yaklaştı. Küçük dudakları göğsümü kavrayıp yarım bıraktığı emme işine devam etti. Melih çattığı kaşlarıyla bir Ela'ya bir de bana baktı. Bu neydi şimdi? Başı neydi? Ciddi bir şey konuşuyoruz şurada kızım. Süt içmenin sırası mı? Ela Melih'i takmayarak minik elini göğsümün üstüne koyarak emmeye devam etti. Tamam dedi Melih. Annen 1,5 saat benim olsun. Ela emdiği yerden mızmızlandı. E 1 saat olsun dedi Melih yalvarır gibi. Ela ağlamaya benzer ses çıkarttığında Melih neredeyse kendini yataktan aşağı atacaktı. Şaka gibi ama gerçek bir şey yaşıyordu. Kocam ve kızım birbirlerini anlamadan ilk tartışmalarını yaşıyordu. Paylaşılamayan konu ise bendim. Kızım yarım saat bari olsun. Sadece yarım saat babam lütfen. Ela emmeyi bırakıp dudağını büze büze ağlamaya başlayınca Melih dedim sitem ederek. Aynı anda da kızımı kucağımda sallıyordu. Melih çattığı kaşlarıyla oturduğu yerden kalktı. Gözlerini Ela'nın yüzüne dikti. Tamam kurban olayım ağlama. Al annen senin olsun. Yeter ki sen ağlama, istemiyorum ben annene zaman falan geçirmeyi. Kararmış Ela gözleri gözlerime boldu. Ne yapalım? Sabır edeceğiz artık yutkundu. Çok az daha sabır edeceğim. Yatağın etrafında dolandı ve örtüyü kaldırıp içine girip uzandı. Ela da Melih'in yatağa girmesiyle ağlamayı bırakıp tekrar sütünü emmeye başladı. Resmen küçücük bedeniyle babasına meydan okumuş ve kazanmıştı. Daha önce söylemiş miydim? Kızım tam babasının kızıydı. Her şeyiyle babasının kızı. Başta bu durumu azıcık içerlemiştim ama şimdi Melih'in bütün her şeyiyle kendisine benzeyen kızımız tarafından alt edilmesi hoşuma gitmişti. Benimle baş etmek kolaydı. Bakalım şimdi kızıyla nasıl baş edecekti. Sabaha karşı Ela'nın uyanmasıyla kalkmış daha da uyumamıştım. Ela'nın karnını doyurup tekrar yatırdığımda gün çoktan aymıştı. Hatta Melih işe gitmek için uyanmıştı. Melih elini yüzünü yıkamak için banyoya girdi. O işini halledip çıktığında bu kez ben banyoya girdim ve elimi yüzümü yıkadım. Bugün bir sen teyzenin yanına gitmeyi planlıyordum. Tabii bu planımdan henüz Melih'in haberi yoktu. Banyodaki işimi hızlıca halledip çıktım. Direkt giyinme odasına girdim. Üzerimdeki lacivert gömleğin düğmelerini ilikleyen Melih'in yanına ilerleyip gömleğinin düğmelerini ilikleme işini ben devraldım. Melih'in keskin gözlerinin ağırlığını üstümde hissederek gömleğin bütün düğmelerini ilikledim. Yakasını düzelttim. Parmak ucumla yükselerek yanağından öptüm. Bugün annemleri ziyarete gitmeyi düşünüyorum. Gözlerin içine bakarak gülümsedim. Şöyle el öne doğru bizi annemlere bıraksan iyi olur. Kaşlarını çattı. Nereden çıktı şimdi bu düşünce? Elini belime koydu. Her gün annemler geliyor zaten. Ama dün gelmediler dedim ve ekledim. Yaşlı insanlar. Hep onlar geliyorlar, biraz da biz gidelim. Ahu! Hemen kestirip atma. Hem Ela içinde değişiklik olur hem de annemlerin gönlünü almış oluruz. Aman, aman bu ne düşüncelik? Gözlerim yaşardı. Diğer elinde belimi buldu ve beni kendine çekti. Ben ortada gönül alınacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Yine kendi kafanıza göre kendi kendinize alınıp küsüyorsunuz. Söylediklerine sadece göz devirdim. Tamam hayatım. Sen böyle düşünmeye devam et. Ben senin gibi düşünmüyorum. Bu sebeple annemlere gitmek istiyorum. Tamam dedi uzatmayarak ve beni şaşırttı. Akşam işten erken çıkarım, gelip sizi alırım, birlikte gideriz. Kollarını boynuma doladım. Canım derken yüzümü yüzüne birazcık daha yaklaştırdım. Akşam gitmek istemiyorum, öğlen gitmek istiyorum. Çatık kaşları havaya kalktı. Abim gelip bizi götürsün, sen de akşam işten çıkıp direkt yanımıza gel. Olmaz, direkt kestirip attı. Neden olmuyormuş, bal gibi de olur. Melih iyice beni kendine çekip dudaklarım üzerine tüy yumuşaklığında bir öpücük bırakıp geri çekildi. Tunç'tan hiç haz etmiyorum. Kızımla aralarındaki iletişim beni deli ediyor. Zaten o eli kolu durmuyor zevzek herifin. Melih!
Ne var, yalan mı? Kızımdan uzak dursun, uzaktan sevsin, uzaktan dayılık yapsın. Kaşları mümkünmüş gibi daha da çatıldı. Ben temas sevmiyorum arkadaş. İnan ben de birçok şeyi sevmiyorum ama hepsine maruz kalıyorum. Mesela en basit örnek. Gitmek istediğim yere senden onay almak için saatlerce dil döküyorum. Bunu yapmaktan hoşlanmıyorum. Ama senin yüzünden mecbur kalıyorum. Yani demek ki neymiş? Her şeyi istediğimiz gibi ol. Tamam ahu. Kollarını benden çözdü. Tamam ulan. Tunca öğlen gönderirim gidin. İstediğin olsun tamam. Dolaba yönelip içinden ceketini alıp giydi. Giyim odasından çıkarken konuşmasını da sürdürdü. Gece kızımdan ayar yiyorum yetmiyor. Sabah da karımdan ayar yiyorum. Bu nasıl iş anasını satayım? Ben de hemen arkasından çıktım. Melih çoktan Ela'nın beşiğinin başına gelmişti bile. Eğilip kokusunu içine çekti ve ellerin içine dudaklarını bastırdı. Geri çekildiğinde göz göze geldik. İki büyük adımda yanıma gelip beni alnımdan öptü. Ben işe gidiyorum. Akşam annemlere geldiğimizde başınızda herhangi bir felaket geçmiş olmasın yeter. Gözünü seveyim yavrum. Kendine de kızımıza da dikkat et. Aklın bize kalmasın canım. Melih başını iki yana salladı. Keşke bu söylediğin mümkün olsa ahu dedi ve yatak odasından çıktı. Melih'in odadan çıkmasıyla hemen elime telefon alıp Tunca durumu anlatan kısaca bir mesaj yazdım. Melih'in şirkete gider gitmez söylemeyeceğini bildiğim için önceden onu haberdar ettim. Sonra Ela'nın odasına gidip onun için gerekli olacak her şeyi bebek çantasının içine yerleştirdim. Uyandığında üzerine giydireceğim kıyafetleri de hazırlayıp karnımı doyurmak için aşağı indim. Tunç geldiğinde hazır olmak istiyordum. Sevgi Hanım'ın hazırladığı kahvaltı masasına oturup hızlıca bir şeyler yedim ve yine aynı hızla yukarı çıktım. Yatak odasına girdiğimde Ela'nın uyandığını ve uslu uslu beşiğinde durduğunu gördüm. Allah'ım nasıl tatlı, nasıl güzel anlatamıyorum. Sürekli kokusunu içime çekmek istiyordum. Öptükçe öpesim geliyordu. Sanki sevgim her geçen gün, her saniye daha da çoğalıyordu. İçimde kızıma duyduğum sevginin bir sonu yoktu. Hep daha fazlası vardı. Hiç vakit kaybetmeden Ela'nın karnını doyurup üzerini değiştirdim. Ben de tamamen hazırlandığımda evin içinde zil sesi yankılandı. Tam da tahmin ettiğim gibi Tunç erken gelmişti. Ela'yı kucağıma alıp aşağı indim. Tunç'la kısaca selamlaşıp sarıldığımızda Sevgi Hanım da Ela için hazırladığım çantayı aşağı indirdi. Tunç, Sevgi Hanım'ın elinden çantayı alıp dışarıya çıktığımda ben de peşinden ilerledim ve arabaya yerleşerek Birsen teyzelerin evine doğru yola çıktım. Yaklaşık yarım saattir Tunç telefonda iş ile alakalı bir şeyler konuşuyordu. Yoldan dikkati dağılmasın diye sesi dışarıya vermişti. Telefon ucundaki adam en sonunda Tunç'u ikna edemeyeceğini anlayarak konuşmaya bir son verdi ve telefon kapandı. Adam bana resmen trip attı, sen de duydun değil mi ahu? Gülümseyerek başımı salladım. Tunç ana yola girdi. Şansım yok benim ya diye söylendi ve konuşmaya devam etti. Hayır, bir kadın tarafından trip yemek varken ben bıyıklı ve göbekli adamlardan trip yiyorum. Abartma sanma abi dediğimde dikiz aynasından bana öyle bir baktı ki susmak zorunda kaldım. Abicim, bana Elif trip atsın istiyorum, hatta istemek ne kelime. Elif beni triplere boğsun istiyorum. Tunç ve olaylara bodoslama dalan kalbi. Abi, biz seninle ne konuştuk? Lütfen Elif'ten uzak dur. Bir anlık beğeniyle hızlı kararlar veriyorsun, sonra olan sana oluyor. Elif Aslı gibi bir kız değil, bak tersi çok pistir. Ah diye iç çekti Tunç. Ben de zaten bu ters tavırlarına vuruldum. Derin bir nefes alıp verdi. Buzlar kraliçesi. Nasıl da beni etkiledi. Ben kime ne anlatıyordum ki? Tunç iyi hoştu ama gerçekten bu konularda aceleci davranıyordu. Bu yaşadığımız şeylerin hepsini daha önce Aslı'yla yaşamıştık. Ahu güzelim diye seslendi. Efendim abi. Acaba ben direkt Elif'in dedesiyle mi konuşsam ha? Hüseyin amcanın karşısına çıkıp seviyorum, kör kütük aşık oldum. Niyetim de ciddi mi desem, ne yapsam? Abi, seni üzmek istemem ama Aslı'ya da bir şeyler hissettiğini direkt böyle bodoslama olaya girmiştin. Lütfen bazı şeylerin olurunu olmasını kendi içinde tart. Hiç böyle karar verme. En azından Elif'le konuşmaya çalış. Tamam, sen bir şeyler hissediyorsun anlıyorum ama Elif sana bir şeyler hissediyor mu peki? Konuşmam biter bitmez Ela kucağımda kıpırdanıp ses çıkardı. Tunç dikiz aynasından Ela'ya baktı. Sen de mi annen gibi düşünüyorsun dayıcığım diye sordu. Hemen ardından ekledi. Tamam, ahu bu kez daha sabırlı ve temkinli davranacağım. İnşallah dediğim gibi yaparsın abi. Hiç umudum yoktu ama yine de bir tanecik abime inanmak istedim. Geri kalan yolu sessizce bitirdiğimizde Tunç arabayı Birsen teyzelerin evinin önünde durdurdu. Arabadan inip benim kapımı açtı ve Ela'yı kucağımdan aldı. Ben arabadan inince Ela'yı kucağıma tekrar verdi ve o bagajdan Ela'nın çantasını aldı. Ben önde, Tunç arkamda eve doğru ilerledik. Ben de kapının ziline bastım. Kapının açılmasıyla sürpriz dedim. Biz babaannemizi ziyarete geldik.
Birsen teyzenin yüzündeki şaşkın ifade anlatılmaz yaşanırdı. Ela gözleri kocaman açılmış bir bana, bir kucağımdaki Ela'ya, bir de arkamızda bekleyen Tunca kayıp duruyordu. Dudakları bir balık gibi o şeklini almıştı. Kesinlikle bizi karşısına görmeyi beklemiyordu. Ahu dedi kekilerek. Kızım geleceğinizi bilmiyordum. Kaçamak bakışlarıyla arkasını kontrol etti. Keşke haber verseydiniz, hazırlık yapardım. Sürpriz yapmak istedik anne. İçeriye doğru bir adım attığımda Birsen teyze geçmem için kenara çekilmek yerine elini kapıdan bile çekmedi. İyi yaptınız da kızım. Birsen teyzenin cümlesini Kenan amcanın Birsen kim geldi diye sormasıyla yarım kaldı. Zaten çok geçmeden de Kenan amca merdivenlerden inerek yanımıza geldi. Ahu kızım. Kenan amcanın şaşkın gözleri kucağımdaki Ela'yı görmesiyle parladı. Hızlı adımlarla bana yaklaşıp Ela'yı kucağımdan aldı. Aman aman kim gelmiş evimize? Mis kokulu çiçeğim gelmiş. Bakışları beni buldu. Niye burada duruyorsunuz? İçeriye geçin kızım. Birsen teyze Kenan amcanın sözlerinden sonra elini kapıdan çekti. Ve geçmemiz için geriye çekildi. Tunç da birbirimize kısaca bakıp içeriye girdik. Sanırım Tunç da benim gibi Birsen teyzenin telaşlı ve tuhaf davranışlarını fark etmişti. Kenan amca kucağına aldığı Ela ile soluna doğru ilerlerken biz de hemen arkasından yürüyorduk. Tam salona girecekken Birsen teyze kolumdan tuttu. Ahu, içeride pat diye bir ses duymamla bakışlarımı Tunca çevirdi. Elindeki bebek çantasını yere düşürmüştü ve kas katı kesilmiş bir vaziyette bir noktaya bakıyordu. Sen dedi kekeleyerek. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.